Merhaba canım. Hayatım. Neredeydin? Merak ettim seni. Biraz dolaşmak istedim. Oo, buz gibi olmuşsun sen. Sen ne zaman geldin? Çok olmadı. Aç mısın? Değilim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Bugün olanlar hepimizin kafasını karıştırdı. En çok da senin. Gümüş. Hayır, yanılıyorsun. Yok, yanılmıyorum Mehmet. Eğer gerçeği öğrenemezsen bu şüphe hep sürecek. Hep kafan karışık olacak. O muydu, değil miydi? Ben aramızda konuşulmayacak şeyler olsun istemiyorum. Sen her daldığında acaba onu mu düşünüyor diye kendimi ve seni hırpalamak istemiyorum. Gümüş, ne demek istiyorsun sen? Lütfen git. O mu değil mi öğren. Gümüş, bak bana, bunları unutalım. İkimizin de sinirleri bozuldu iyice, tamam mı? Yok Mehmet, ben böyle yaşayamam. Böyle bir hayat istemiyorum. Acaba onu mu düşünüyorsun? Onun yaşayıp yaşamadığını mı düşünüyorsun diye kendimi yiyemem. Şimdi lütfen git. Gümüş. Hiçbir yere gitmiyorum. Nihan öldü. Artık bu konu hakkında konuşmak bile istemiyorum. Özge. Hadi seni bekliyoruz artık. Pardon hayatım. Sen bir şey anlatıyordun. Böyle işte. Bütün eşyaları gönderdim. Bu hariç. Bir şeyler kalsın istedim. Canım benim. Sanki gideli 10 yıl oldu gibime geliyor. Şimdiden çok özledim Doğuş'u. Yaz tatilinde götüreceğim seni. Söz. Ben kendim gidebilirim herhalde Levent. Nereden çıktı şimdi bu maço tavır? Dilim sürçtü hayatım. Yani istersen ben de seninle gelirim demek istemiştim. Özge nereye? Odamda yiyeceğim. Artık bu kadar da fazla. Gitme peşinden. İlgi çekmeye çalışıyor. Her yaptığına cevap verirsek amacına ulaşmış olacak. Kendi haline bırak biraz. Ya bu daha kötü olursa? Bunun iyi bir fikir olduğundan pek emin değilim. Hiç anne olmamış olabilirim ama 4 tane yeğenim var benim. Hepsi de benim elimde büyüdü sayılır. Çocukların bütün istediğim olsun numaralarını çok iyi bilirim. Merak etme. Bunu demek istememiştim Gülsün. Önemli değil. Hadi gel. Beraber uyumaya çalışalım. Tamam. Günaydın anneanne. Yavrucuğum gel bir dakika benimle. Hayırdır, ne oluyor? Canım, sana soracaklarım var. Anneanne ne oluyor? Bir şey mi oldu? Onu sen bileceksin güzel gözlüm. Canım, nereden çıktı bu Nihan lafı? Ne demek şimdi bu? Hortlamış mı bu kız? Sen nereden duydun bunu? Nasıl duymam güzelim? Evden fısıltılar yükseliyor. Herkesin ağzında bir Nihan'dır dolanıp duruyor. Peki. Madem Nihan olduğunu düşünüyorsun, ne yapacaksın? Hiçbir şey. Neden? Eğer gerçekten oysa, yıllarca benden kaçmış, onu öldü sanmamı istemiş, bile bile hayatlarımızı çalmış demektir. Onu affedemem. Hem ben şimdiki hayatımda çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Zaten Gümüş'ü mutsuz edecek bir şeyi asla yapmam. Fikri Bey, müsait misiniz? Müsaitim. Buyurun, buyurun. Ben de sıkılıyordum bir başıma. Ben de sıkılıyorum Fikri Bey. Sizinle de bu hususa konuşmak istiyordum zaten. Hayırdır Safiye kadın? Size ne kadar hürmet ettiğimi bilmem söylememe gerek var mı? Bilmukabele. Sizin de şu ölen kızcağızla ilgili olanlardan haberiniz var sanırım. Ama bu sadece bir benzerlik. O kız öldü, eminim. Diyelim ki sadece benzerlik değil. O zaman... Sizin bu tezahür eden olayı hiç bilmediğinizi, hiçbir alakanız olmadığını düşünüyorum Fikri Bey. Yanılmadığımdan da eminim. Çünkü ben size çocuğumu teslim ettim. Hayatını verdim. Bu evde çektiği bütün sıkıntılarda sustum. Kendi başının çaresine bakmayı öğrensin istedim. Her başı sıkışınca benim eteğime saklanmasın istedim. Ama bu durum başka. Sevgimin gücünü bilirsiniz Fikri Bey. Gümüş benim hayattaki tek varlığım. Eğer ki siz bu kızın yaşadığını bile bile Gümüş'ü Mehmet'e eş seçtiyseniz, hem de bir gün bu kızın çıkıp gelme olasılığına rağmen evladımı bile bile üzmüş, hayatını karartmış olursunuz. Bu da size olan saygımı çok azaltır. İzninizle. Çok müteessir oldum Safiye kadın. İnanın benim de bu durumdan yeni haberim oldu. Lakin sizi temin ederim, Gümüş bu olaylar yüzünden üzülmeyecektir. Afiyet olsun. Nasıl oldu? Ya ben iyiyim. Ama tatil sana pek yaramamış gibi. Sorma ya, dinlendik işte, bitti gitti. Gümüş, o kadar mı? Sen ne yaptın? İyisin inşallah. Bende haberler müthiş. Anlat, ne oluyor? Çok büyük bir teklif aldık Gümüş. Nasıl bir teklif? Türkiye ve Avrupa'daki bütün başkentlerde açılacak mağazalar zincirine özel ürünler üretmemizi istiyorlar bizden. Ciddi misin sen? Evet. Hatta bizden haber bekliyorlar. Eğer bugün uygunsan seninle tanıştırmak isterim. Tabii canım, tabii ki uygunum. Tamam. O zaman bir telefon açar, bir saat kararlaştırırız. Ama önce bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sohbet etmeye. Vallahi anlatacak bir şey yok. Yani... Gümüş, bak böyle yaparak daha çok kızdırıyorsun beni. Biz arkadaş değil miyiz? Yoksa derdini anlatacak kadar bana güvenmiyor musun? Estağfurullah ya. Olur mu öyle şey? Aşk olsun. Peki evli olmasa ne yapardın? Gider miydin şimdi? Hani evet ben Nihan'ım der miydin? Hayır. Yine gitmezdim. Ona bunu yaşatmaya hakkım yok ki. Mehmet'e sormuştum bir kez. Sence sevgi ne demek diye. Bana sevgi kendinden önce onu düşünmek, onun mutlu olduğunu bilip mutlu olmaktır demişti. Sence karısını seviyor mudur? Evet. Seviyordur. Mehmet sevmediği biriyle aynı yerde nefes alamaz. Bu seni delirtmiyor mu peki Nihan? Başkası senin hayatını yaşıyor. Şu an onun karısı sen olabilirdin. Tabii ki üzüyor. Ama şunu biliyorum. Biz Mehmet'le başka türlü bir şeydik. Hiç bitmeyecek bir şey.